Ne anlatıyordum ben? Dedi o. Cevapla yoksa buna sormak zorunda kalır. Durduk yerde 10 dakika geriye götürecek bizi. Oo, bir dakika, bu zenci psikiyatr dedi. Böyle bir şey anlatmadım bile. Ayu! Ayu! Bu dinlemiyor, convert ediyor. Dev bir müzikal canlandırdınız Cem Bey, tebrikler. Yalnızından sen, hasta herif. Ha, elim böyleydi, sen onun için zenciden bahsediyorum ben de. Ağızla da gülmeyince ne zor oluyordur kim bilir. Oh, ulan çok demiştim gecenin başında bir şeyler olacak diye. Mesela bana oldu, ben yoruldum. Kim bilir kimlere neler olmuştur yani. Onun için seni anlayışla karşılıyorum. Of. Şimdi bu öksürerek falan kendimizi acındırmaya çalışmazsak memnun olurum. Çünkü artık hani girdik bir kanala, devam etmek zorundayız. Yani beni de anlayın artık. Hastayım ben. Bana ne, hastaysan gelmeseydin. Evet. Pis herif. Ya benim aklımda şimdi zenci psikiyatrist diye bir hikaye olsa da durduk yerde onu hatırlayıp devam etsem ne olacak? Ve hiç insan içinde anlatılmayacak bir şey olsa? Sorumlusu sen olur musun? Hayır. Pis herif. Bel fıtığınla ilgili öyle fikirler var dedim ya, duvarlara yazıyorlar. Mesela bel fıtığı 0500 bilmem kaç, ara beni. Sen şimdi zannediyor musun ki bu adam beyin cerrahı? Hayır. Ya işte kütükle vurdum düzeldi. Yok şöyle pıt pıt diye çektirdim yürüdü. Efendim işte alabalığı kesiyorsun, tamam. Böyle beline yapıştırıyorsun alabalığı. 15 gün sarıyorsun. 15 gün. Artık kokudan yanına kimse yaklaşamazsın. Yani bu da çözümdür zaten. Neler ama? Yumurtanın akıyla, var mı bel fıtığı çeken? Ablacığım, yumurtanın akıyla sarısını ayırıyorsun. O kadar. Sürmüyorsun bile. Ulan bari süreydik ya. Yani bu kadar mı yalan olur artık? Kalkan balığının o erkeği olacak ama. Beykoz'dan alacaksın, onun sırtındaki boncukları götüne sokuyorsun, süper oluyor. Hastalık geçmiyor ama süper oluyor. Şimdi bu... Ama o... Şimdi bu son söylediğim şakadır. Yani yarın balık pazarında görmeyeyim böyle. Vallahi kaynımı alıyorum falan. Yapmayın. Ama bu kadar yalanı bol bir tedavisinde, yalanı bol bir hastalık bu bel fıtığı. Ben orada razı geldim doktora, kendime emanet ettim. Etmemiz de lazım. Dediğim şuydu. Doktorlar bazen suistimal edebiliyorlar senin bu emanetini. Ondan bir paranoya gelişiyor. Şimdi mahremin ortadan kalktığı bir durum. Şimdi abimizin mesleğine dönüp dolaşıp gönderme yapıyor değilim. Genel olarak da öyle. İnsan vücudunla hep temasta olan bir hastalık. Onun için doktorlar der ki, ikna için, telkin için, tıpta utanma yoktur. Değil mi? Tıpta utanma yok da bizde var. Yani hepimiz tıp dünyasında değiliz ki. Kıçını başını örten insanlarız değil mi? Hani, aa tıp mı? Tamam be. Aa, şimdi böyle bir şey yok ki. İşin tuhaf tarafı, hayatımızın hiçbir evresinde davranmadığımız gibi davrandığımız bir evredir. Mesela sağlığın gittiği evre. Sağlık gittiği zaman hiçbir şey eski öneminde değildir. Mesela mahremiyet. Yani normalde şimdi kıçını duvardan ayırmayan bir millet olduğumuz için emsali buradan veriyorum. Şimdi desem ki size olmayan cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi, dersin ki lan siktir, sana mı kaldı bu tespit? Sağlığın önemini bu cümleyle mi vurguluyorsun? Hayır, şununla vurguluyorum. En basitinden normalde yapmayacağım şu hareketi bir tahayyül et, yani hayal et. Yani sağlığın yerinde bir hastaneye gidip hiç şey yaptın mı Meral Hanım? Ben geldim, evet. Hiçbir şeyim yok. Doktorlar burada mı? Burada. Dizelim bakalım, evet. Buyurun, bu benim götüm. Şimdi bunu yaptın mı hiç? Şimdi söylendiği zaman da ulan bu ne ya? Şimdi yani komiklik olsun dedi, abartıyorsun diyeceksin ama
E bunu yapıyorsun normalde. Sağlığın yerinde olmadığı zaman. İğne olurken gidiyorsun, açıyorsun. Aa evet, evet tabii. Ama öteki türlü yapman ne kadar saçma değil mi? Şimdi o utanma, onun ortadan kalkması herkes de belli bir evrede oluyor. Sen şimdi genelde utanırız. Kalçadan enjeksiyonda zaten tıp fakültesinin birinci sınıfında öğretilen şey ürkütmemek için kıça bakmama vardır, meşhur. Kitabı var bunun. Kurban yatar. Der ki kurban şunu hani iğnenin gireceği yer kadar açayım da hani vursun kapatayım. Meraklısı değilse. Ama bazı doktoru var illa ister çatalı görmek. Şimdi ürkütür. Şimdi niyet burada iğne değil belli ki yani. İğne artık milimetrik bir şey. Onu böyle 20 santim sıyırmaya değil mi? Gerek yok. Sıyırır böyle beklersin. Ne oluyor diye. O enjektörle oynar, oynar, tsp falan. Vur. Yok. Ben madem ki 6 sene okudum, sınavlara girdim bilmem ne, ben bu götü göreceğim. Bu hale getirirsen, hastanın da huylanmaması mümkün değil. Onu yaşatırlar adama yani. Yani vur şunu kapatayım yok. Enjektöre vurmalar, fışkırtma. Tss. Yani senin aldığın, satın aldığın ampulle, ilaçla sana hava yapıyor. Pıs, hopa, pıs, kıta. E belki benim şifam onda. Niye onu dışarı fışkırtıyorsun? Belki ben o benim içime girse ben rahatlayacağım. Pıs, hop. Bak. Geçmiş olsun. Bu ne? Bunu anlamadım ben. İğne vuruldu. Enjeksiyon yapıldı. Bu ne bu? Kıça böyle bir keşkül titretmesi. Sorunca diyorlar ki, ilacın vücutta dağılması için gerekli olan vibrasyon... Lan! Bırak! Belli ki zarf atıyorsun sen. Hani... Şöyle... Ah, ah. Kapıyı kilitle. Yeşil. Bunu yapma. Bunu yaparsan hasta da huylanır. Halbuki ilk öğretilen, demin anlatıyordum yarım kaldı, temel kıça bakmamadır. Doktor öyle olmalı. Kıç burada 45 derece şöyle. Şu, şu. Bakmayacaksın. Yani o şu demek. Yani bize kimler geliyor? Senin kuru götüne mi kaldık biz? Bu ne? Ben buna bakmam bile. Oh. Doktora emanetiz.